Vahdet Film tarafından hazırlanmış ve son derece güzel bir film. 11. Trabzon Uluslararası Sanat Günleri'nde de gösterime girmişti filmimiz ve çok ilgi görmüştü, çok takdir görmüştü. Afganistan'da yaşayan genç bir kızın ailesinin yaşamış olduğu dramı anlatmıştı. İnsanoğlunun başına yaşadığı süreçte her şey, her olumsuz şey gelebilir ama umudu kaybetmemek gerekiyor. Ben bu filmi izlediğimde bunu hissetmiştim ve dünyada hala iyi insanların yaşadığını, bir yerden size dost elini uzatacağını unutmamamız gerekiyor. Bunu anlatan çok güzel bir film. امروز قرار است همه با هم نمایش فیلم اشک‌های بی صدا را تماشا کنیم. موضوع این فیلم مهاجرت‌های غیر قانونی و قاچاق انسان، مشکلات‌های مسیر راه‌ها و زندگی روزمره مهاجرین بیرون از کشورشان به تصویر آمده. می‌خواهم از طریق هنر سینما برای جامعه بشری و مردم عزیزمان خدمت بکنم. متاسفانه که در این فیلم درد و رنج مردم عزیزمان به تصویر آمده. هیچ دلم نمی‌خواهد شاهد درد و رنج مردم عزیزمان باشم. دلم می‌خواهد شادی و خوشی‌های مردم عزیزمان را به تصویر بیاورم. اما چاره ای ندارم چون که مردم و ملت ما شادی و خوشی ندارد. بنابراین مجبورم به جای خوشی های مردم ما درد و رنج مردم ما را به تصویر بیاورم. از خداوند بزرگ می خواهم روزی را بیاوری که ما شاهد خوشی های مردم ما باشیم و خوشی های مردم ما را به تصویر بیاورم. Selam ve saygılarımı sunuyorum bütün kardeşlerime diyor. Özellikle Orta İsa Belediyesi'ne filmimizi burada oynatmamıza imkan verdikleri, imkan tanıdıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Başta Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç olmak üzere bütün personeli sağ olsunlar diyor. Bugün hepimiz birlikte Sessiz Gözyaşları filmini izleyeceğiz. Filmin konusu yasa dışı göçmenleri ve insan kaçakçılığı, yolun sıkıntıları ve mültecilerin ülkelerinin dışında yaşadığı günlük sıkıntıları anlatmaya çalıştım, diyor. Sinema sanatıyla insanlığa ve değerli halkımıza hizmet vermeyi çok arzuluyorum. Maalesef bu filmde değerli halkımızın acıları ve dertlerini sizlere göstermeye çalıştım. Bu ah ve acılara izleyici olmayı hiç istemezdim. Değerli halkımızın sevinç ve mutluluğunu göstermek isterdim sizlere. Çaresizim çünkü bizim milletimizin sevinç ve mutluluğu yok, diyor. O yüzden sevinçleri yerinde dert ve acılarım beyaz perdeye aktardım. Sizlerle paylaşmak istedim, diyor. Büyük Allah'tan halkımızın güzel ve mutluluk dolu günlerini dileyip bu filmi sizlere göstermek istiyorum. Evet, acıları, hüzünleri paylaştı aslında filmde. Ama orada insanlığı da dost elinde, sıcacık dost elinde göreceğiz. Dilerseniz filmimizi birlikte izleyelim. Sessiz gözyaşlarını. Bu Vahdet filmin ikinci yapımı zannediyorum. Daha önce Kimin Daha Merhametli Bir Kalbi Var filmini yine bu salonda izledik. Başka bir yerde izlemiştik. Birinci filmi Abbas Muhammed'in Komşulukları
yani göç ve göçün zorluklarını anlatmanın yanında komşulukları da, yani Türkiye'de, Trabzon'da, mahallelerde oluşan komşuluk dostlukları ve birbirlerine yardımlaşmayı anlatıyordu. Biraz daha içimizi açmıştı. Bizim de arzuladığımız, her film mutlu sonla biter. Bu önceki filmde biraz daha umutluyduk. Trabzon'da komşu yardımlarıyla beraber ve birbirlerinizle nasıl komşuluk ettiğinizi Türk dostlarınızla görmüştük. Ama bu film Sessiz Gözyaşları, tabii göç ve göçmen olmanın zorluğu, ta kendi ülkenizden başlayıp bir ülke veya birkaç ülke kilometrelerce Türkiye'ye en az 3000 kilometre uzaklıktan bir yerden kalkıp da hiç kimse bir zoru olmadan kendi ülkesini terk etmez. Şunu da tabii bu film vurguluyor. Esasında kendi vatanından kopmanın ne kadar zorluğu, ondan sonraki hayatın da küllük kristallık olmadığını ve köçü aslında teşvik eden değil, önlenmesi gereken bir durum olduğunu, bir olay olduğunu vurguluyor. Dolayısıyla kendi ülkesini terk etmek kolay değildir. Gittiğiniz yerde umduğunuzu bulmak kolay değildir. Kendi vatanlarını terk etmemeleri konusunda da iyi bir mesajdır. Ben bu duygularla Vahdet filmi ve Abbas Muhammed'i kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, savaşlardan, kargaşalardan daha çok anneler, kadınlar ve çocuklar maalesef çok olumsuz etkileniyor. Dünyaya dostluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin hep hakim olmasını diliyoruz. Biz birlikte yaşadığımız sürece, bu şehirde var olduğumuz sürece sizler bizim kardeşimiz. Her zaman başımızın tacısınız. Lütfen.